Haftanın son gününde şöyle bu hafta havacılıkta, savunmada, askeri olaylarda neler oldu? İsterseniz bir birlikte bir tur yapalım. Hem gelişmeleri aktarayım size hem de malum bu hafta benim açımdan çok hareketli geçti. Kars'ta kış tatbikatındaydım. Gerçekten inanılmaz iyi organize edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Milli Savunma Bakanlığı'na buradan çok teşekkür ediyorum. Ben çok özel bir konuktum orada. İnanılmaz iyi ağırladılar. Çok güzel geri dönüşler aldım. Biraz da isterseniz bu videomuzda tatbikatlı değerlendirelim ve şöyle bir haftaya beraber bakalım. Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Gara bölgesine bir operasyon düzenliyor. Bu operasyon da ne yazık ki 3 askerimiz şehit oldu. Öncelikle askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Dualarımız onlarla, ordumuzla beraber. İnşallah bu Gara bölgesine yapılan operasyon terör örgütü PKK'ya çok büyük bir darbe vurdu. Üst yönetim kadrosuyla çok ciddi kayıp verdi PKK ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu nokta gece beklenmedik anda başlayan operasyona gerçekten ses getirdi diyelim. Bu operasyonda önemli olan konulardan biri de uçar birlik harekatının başarıyla gerçekleştirilmesi. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın da paylaştığı görüntülerde işte S-70 Black Hawk Sikorsky helikopterlerinin binen özel timin o bölgeye intikal etmesi ve bir taraftan da tabii gece T-129 Atak helikopterlerinin gerçekten sınırımızın epey dışında yer alan bu bölgeye T-129'larla gerçekleştirilen ataklarla gerçekleştirilen operasyonlar çok önemliydi. Burada tabii terör örgütü PKK'nın beklenmedik anda vurulmasıyla çok ciddi bir kayıp ama 3 şehidimiz var bir taraftan. Yüreğimiz şehitlerimiz için ağlıyor ama o bölgenin de terörden arındırılması için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız. Askerimizin ayağına taş değmesin diyoruz ve oradaki görev yapan tüm askerlerimize başarılar ve kolay gelsin diyoruz. İlk haberimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın gerçekleştirdiği uzayda yaptığı ilk ihracat konusu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından bu sabah bir paylaşımla bu bilgi paylaşıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Arjantin'le bir işbirliği anlaşması yaptı. Arjantinli INVAP şirketi ve TUSAŞ'ın iştiraki olan GSATCOM şirketi bir anlaşma yaptılar. 2024'te uzaya özel bir uydu gönderilecek. ARSAT-SG-1 adını taşıyor bu uydu. Bir haberleşme uydusu. Bu uydu K-band üzerinden 50 GPBS'yi aşan çıkış kapasitesi sunacak ve çok önemli bir iletişim konusunda bir adım gerçekleşmiş olacak. Türkiye'nin uzun yıllardan beri uzayda uydu üretmek konusundaki çalışmaları var. Ve bu konudaki kapasiteler, bu konudaki hizmetler, bu konudaki imalat ve tasarım özelliklerini TUSAŞ her geçen gün daha da arttırıyor. Ve bu yapılan ilk ürünün de ihraç edilmesi de çok önemli bir adım TUSAŞ açısından. Umarız uydu sonrasındaki gelişmeler bu hızla devam eder ve yeni yeni müşteriler gelir. Çünkü iletişim uydularının bir özelliği belirli ömürler ve özelliklere göre bu uydular fırlatılıyor. Görevini yaptıktan sonra ticari ömrünü tamamlıyor. Bir ikincisini getirmek lazım ve bu da uydu üreten şirketler için de devamlı bir pazar haline geliyor. İşte Türkiye'nin uydu projeleri var. Hem mikro uydular konusunda hem daha büyük uydular konusunda işbirliği çalışmaları var. İşte bir bakıyorsunuz bazı büyük uyduların siparişleri yurt dışına veriyor. Bazıları burada yapılıyor. Askeri amaçlı uydular var. Ve bu konularla ilgili de Türkiye'deki uzay altyapısı geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzay programı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İlerleyen günlerde bu programla da ilgili detaylı bir video hazırlayacağız. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere de yatırımlar ve çalışmalar devam ediyor. TUSAŞ'ın da bu gerçekleştirdiği ilk uzay ihracatı da aslında çok büyük bir önem taşıyor. Umarız bunun sonrası gelir, projeler gelişir. Çünkü arkasında durduğunuz zaman bir projeyi, bir şeyi ortaya çıkartıyorsunuz. Sonrasında bir sonraki adıma doğru geçiyorsunuz. İyi bir program, iyi hedefler Türkiye'nin uzayda da yer almasını sağlayacak çok önemli bir altyapı sunacak. Bu konudaki de çalışmaların da devamını bekliyoruz. İkinci güzel haber ise Antalya'dan, Akdeniz'den geldi. Bir süredir
Ankara merkezli savunma şirketi Meteksan, ki çok özgün ürünlere sahip başarılı bir özel savunma şirketimiz. Diğer tarafta da denizcilik konusunda çok ciddi atılımlar yapan bir başka yerli şirketimiz Ares. İki şirket, Meteksan ve Ares, ULAK olarak adlandırılan bir insansız denizüstü platformu geliştirildi. Bu platform ilk defa suya indirildi ve testler resmi olarak başlamış oldu. Malum havada insansız hava araçları konusunda Türkiye'nin çok önemli adımları var. Bunlar İHA'lar SİHA'ya doğru evrildi. Arkasından da büyük kapasiteli insansız hava araçları, işte TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka'nın üzerine Aksungur, Baykar'ın TB2 ile birlikte çok önemli bir yere sahip Baykar Akıncı, 5,5 ton maksimum kalkış ağırlığına ulaşan, bunlar gerçekten Akıncı, Aksungur bu işin üst seviyelerinde olan insansız hava araçları. Ve bugün artık bakıyoruz, denizüstü muharip insansız hava araçları, hep tabii havaya kaçıyor ağzımız. Deniz araçları konusunda da inanılmaz iyi gelişmeler var. Şöyle isterseniz bir ULAK'ın özelliklerine bakalım, neler var. Öncelikli olarak ULAK 400 kilometre seyir menziline sahip ve saatte 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Gündüz ve gece görüş kabiliyeti var. Bunun yanı sıra milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Çok hafif bir malzemeden üretilmiş gövdesi, kompozit malzeme. Bu SIDA olarak adlandırılan suüstü deniz araçlarında keşif, gözetleme ve istihbarat sağlanıyor. Aynı zamanda suüstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort veya kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında da ULAK önemli bir şekilde görev yapabilecek. Ayrıca ULAK'ta da tabii ki bir çok ciddi bir silah altyapısı yer alacak. Milli füze sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri olan dörtlü podlu 2.75'lik lazer güdümlü füze Cirit. Ayrıca ikili lançerler ile lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi L-UMTAS da ULAK tarafından taşınabilecek. 8 kilometrelik menzil ile sınıfında çok önemli bir yere sahip Cirit, kara ve deniz platformların yanı sıra helikopter, sabit kanat, uçak ve İHA'larda da kullanılabiliyor. L-UMTAS'ın ise menzili 8 kilometre. L-UMTAS da gerçekten çok başarılı bir mühimmat olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Tabi ULAK'ı çok dikkatli bir şekilde Yunanlar takip ediyor. Yunanlar malum Ege Denizi'nde çok sayıda adaya sahipler. İşte adaların arkalarına saklanmış bu tür gemileri, deniz gücünü ULAK gibi sistemler çok rahat buluyor veya istihbarati olarak tespitlerde bulunuyor. Bu da herhangi bir şekilde kayıp da işte batacak ama herhangi bir insan kaybınız yok. Bu açıdan çok büyük önem taşıyor. Bir de Türkiye'nin İHA ile birlikte elde ettiği teknoloji artık denizüstü araçlara da yansıtılmış durumda. Tabii ki mesela ULAK bu adaların arkasına zor görünen bölgelere yolladığınız zaman havadan veya diğer sistemlerle, başka İHA'larla bunları kontrol edebileceksiniz. Aralarında bir konuşma olacak, verileri paylaşacaklar, bilgileri paylaşacaklar ve arkasından da artık deniz üzerindeki boşlukta önemli bir açıdan doldurmuş olacak. Nasıl artık uçaklarda pilotsuz uçak dönemi varsa, denizüstü araçlarda da bu tür insansız sistemler yoğun olarak kullanılıyor. Meteksan ve Ares'in geliştirdiği bu sistem bu açıdan çok önemli. Dünyada az sayıda örneği var bunların. Önemli olan tabii ki işte uzaktan kumandayı koyduğunuz bir sürat botuna yolladığınız değil. Bunu diğer sistemle konuşabilen, koordineli bir şekilde görev yapabilen bir platform haline getirmek ULAK'ın bu açıdan da önemli bir ihracat başarısı yakalayacağını ve ses getireceğine ben açıkçası inanıyorum. İsterseniz sivil bir haberle devam edelim. Gerçekten iş jetleri arasında Learjet ailesinin çok önemli bir yeri vardır. İncecik kalem gibi yapısıyla ben onu F-104 uçağına benzetirim. Çünkü mesela Microsoft'un Flight Simulator'ında da benim sevdiğim uçaklardan biridir. İşte böyle tam gaz çekip havalandığınız zaman çok yüksek açıyla tırmanır. Variometre olarak adlandırılan, işte uçağın dakikada ne kadar irtifa alıp verdiğini gösteren bir alet vardır. Böyle variometreyi maksimum yukarı doğru dayarsanız artık aldığınız irtifayı göstermez. Çünkü çok dik bir açıyla uçak tırmanıyordur. Çok performanslı bir uçaktır ama tabii ki sistem
eski nesil bir kabinin uzatılmasıyla, yeni motorlar konmasıyla gerçekleştirilen bir kabindir. Learjetler 1963 yılında ilk olarak piyasaya çıktılar ve iyi bir satış pazarlama faaliyetiyle o dönemin işte Sinatra gibi ünlüleri bu uçağı kullanmaya başladı. Ama gerisinde çok ilginç bir hikaye var. Aslında 1950'li yıllarda İsviçre'de bir uçak imalatçısı bir tasarım gerçekleştiriyor. Bu tasarım da FFA P16 adını taşıyor. Bu tasarım havayar görevlerinde kullanılacak bir uçak. Ve böyle uzaktan baktığınız zaman da Learjet'i andırıyor. Bu bir savaş uçağı. Bu konsept Amerika'da William Powell Lear tarafından satın alınıyor. Ve Amerika'da bir şirket kuruluyor. Swiss American Aerospace Limited diye bir şirket. Bu şirket bu uçağı bir iş jeti haline getiriyor ve 1963 yılında Learjet'in ilk modeli 23 ortaya çıkıyor. Dediğim gibi iyi bir pazarlama taktiğiyle çok ciddi miktarda satış rakamlarına ulaşıyor. Gerçekten uzun yıllar imalatta kalıyor bu uçağın farklı farklı modelleri. Ve en son şirket, bu bizim hani Kanada'yla ciddi problemler yaşadığımız Bombardier şirketi tarafından satın alınıyor. İşte Bombardier'in uzun menzilli iş jetleri var, orta kapasite var ama alt kapasiteyi de Learjet ailesi oluşturuyor. Fakat Kanadalılar Learjet'in fabrikasını taşımıyorlar. Bu fabrika Wichita, Kansas'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıyor ve 1600 kişi çalışıyormuş bu fabrikada. En son işte Learjet 80 diye bir model çıkardı ama Bombardier çok başarılı olamadı bunun satışında. Projeyi iptal etti. Fakat işte eldeki gövde uzatıla uzatıla bir yere kadar geliyor ve artık son Learjet bu yıl sonunda, 2021 sonunda imalat bantından çıkacak ve fabrika kapanacak. 1600 kişi de Wichita'da işsiz kalacak. Biz böyle haberler yaptıktan sonra hemen arkadaşlar, ya o projeyi satın alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye çok fazla istek geliyor. Arkadaşlar sonuçta ticari olarak hayatını, ömrünü doldurmuş bir proje. Buna gerek yok. Yeni bir iş jeti yapılır mı? Zor bir pazar iş jeti. Niye? Çünkü iş adamları çok yüksek bir performans bekliyorlar. İşte bu sektörün devleri var işte. Bombardier. Ne yaptık? Biz 4 tane Bombardier'den Global 6000 tipi özel iş jeti alındı. Şu an bu iş jetleri TUSAŞ'ta. Modifiye edilecek ve havadan elektronik karıştırma sinyal istihbaratı yapılacak uçaklar haline TUSAŞ Aselsan işbirliğiyle çevriliyor. İşte diğer taraftan bakıyorsunuz Amerikan Gulfstream gerçekten uzun menzilli iş jetleri pazarında çok önemli bir yere sahip. Avrupa'ya geliyoruz. Fransa'da Dassault'un Falcon iş jeti ailesi çok başarılı, uzun menzilli, gerçekten çok iyi uçaklar imal ediyor. Buraya bir uçak imal etmek gerçekten aerodinamik olarak çok yüksek performans gerektiriyor. İşte Gulfstream'e bakıyorsunuz, işte 60-70 yıllık şirket. Bombardier'in çok ciddi bir havacılık geçmişi var. İşte Dassault diyorsunuz zaten, hani Mirage, Rafale uçaklarının tasarımcısı, bir askeri dev. Buradan elde ettikleri teknolojileri aktararak özel jetlere piyasada pazar şansı buluyorlar. Bir de son yıllarda iş adamları ağırlıklı olarak küçük jetlerden çok daha çok büyük uçaklara doğru yöneliyorlar. İşte pazarda da bu tür ufak imalatçılar, ufak uçak modelleri üretenler eğer ekonomik bir modeli yoksa yavaş yavaş çekilmek zorunda kalıyorlar. Videonun başında da belirttiğim gibi kış tatbikatı için Kars'taydım 2 gün boyunca. Gerçekten Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıklarımızın inanılmaz koordineli bir çalışmasını orada bir kez daha görmüş olduk. Yolculuklarımız işte Ankara'ya geçtim. Ankara'dan Etimesgut 11. Ulaştırma Üst Komutanlığı'nda 222. filoya ait C-130'da gerçekleşti. Gerçekten unutulmayacak bir uçuş. 1,5 saat yaklaşık sürdü Ankara'dan Kars'a. Böyle 4 turboprop motorlu pervaneli uçağın o motorların arasında tam ortada oturuyorduk. Uçaklara özel koltuklar konmuştu kabinine. Ve gerçekten böyle inanılmaz bir şekilde tarihe geçecek, unutamayacağım uçuşlardan biriydi. Kars'a indik. Bizim açımızdan şanslıydık. Hava çok soğuk değildi, 6 dereceydi. Fakat bu sene çok enteresan. Kars'a neredeyse hiç kar yağmamış. Yani araziyi böyle toprak rengiyle, kahverengi görüyorduk. Dağlarda karlar vardı. 2 video paylaştım sizlerle. Bu zorlu şartlarda çekim yaptık. Sağ olsun Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri inanılmaz bir altyapı olabilir şartlar içerisinde bizlere sundular. Ve ne dersek, ne istersek yerlerine getirdiler. Personel orada yaklaşık bir aydan fazla süredir görev yapıyor. Ve tatbikatta işte bazı arkadaşların sordu, niye bu kadar az mühimmat atıldı? Burada önemli olan koordinasyonu sağlamak. Görevler nasıl yapılıyor? İşte
başınıza bir şey geldi, sağlıksal veya bir tank arızalandı, bir şey oldu, nasıl bunları sahada çözeceksiniz gibi bu tür planlar uygulanıyor. Nerelerde hatalar var, nereler daha iyi olabilir, bunların çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu açıdan çok iyiydi. Ben sadece böyle bir eleştirisel bir şey söylemek isterdim. Tatbikat sırasında, bu tatbikat ki Azerbaycan'la beraber yapılıyor. Can kardeşlerimiz biliyorsunuz Dağlık Karabağ Savaşı'nda çok büyük kahramanlık yaptılar. Tabii Türkiye'nin de çok büyük bir desteği oldu Azerbaycan'a. Tatbikata T-90 tanklarını getirmişlerdi. T-90'lar gerçekten gayet iyi tanklar. Yanında da bizim M48 tanklarımız vardı. Neredeyse silahlı kuvvetler envanterindeki en eski diyelim tanklar. Bu pek yakışmadı. Keşke daha yeni modelleri görebilseydik. Bir silah sergisi vardı. Orada mesela Altay'ı görebilseydik. Bunları görmek isterdim ben. Denemek belki de sahalarda tabii önümüzdeki dönemler içerisinde testleri yapılacak ama tatbikatta görseydik çok keyifli olurdu diye düşünüyorum. Bir de orada silahlı kuvvetlerin İşte özellikle komando ekiplerinin, özel kuvvetlerin silahlarının sergilendiği böyle işte tüfeklerinin, teçhizatlarının şeyler vardı. Orada biraz daha hani envanter düşük tutulmuş. Daha yeni teçhizatlar konabilirdi burayla ilgili. Sonuçta oraya gelen 50'den fazla gazeteci arkadaşımız vardı. Herkes en iyi haberi yapmaya çalıştı. Tamam bazı yenilikler vardı ama daha çok yeni sistemleri tanıtmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, aynı zamanda bu tatbikatların birer araştırma geliştirme bir test sahası olduğunu göstermek açısından iyi olurdu diye düşünüyorum. Muhakkak komutanlarımız bunlarla ilgili görüşleri muhakkak vardır ama tabii bir taraftan da bakıyorsunuz işte videonun başında da belirttiğim gibi Gara'ya yapılan çok ciddi bir operasyon var. İşte Ege'de sular ısınıyor, Suriye, Kuzey Irak her tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü gösteriyor ve sürekli teyakkuz halinde, sürekli alarm halinde, sürekli bu ordu aktif operasyon içerisinde. Tabii bu operasyonlar içinde de bir de bu tatbikatların yapılması gerekiyor. Ama personelin inanılmaz özverisi ve misafirperverliklerine buradan sizler için, sizlerin önünde de bir kez daha ben teşekkür etmek istiyorum. Bize gerçekten silahlı kuvvetlerin gücünü göstermek açısından, harekat kabiliyetlerinizi gözümüzle, çıplak gözümüzle görmek açısından gayet iyiydi. Ellerinden geleni yaptılar ve gayet de böyle bir planlı, tıkır tıkır işleyen, dakika dakika işleyen bir tatbikat oldu. Burada sağ olsun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizlerle de ilgilendi. Bir hatıra fotoğrafı da çektirdik kendisiyle. Önemli de açıklamalar yaptığını belirtmemizde fayda var. Tatbikat bitti. Kars'tan tekrar C-30'a bindik. Etimesgut'a indik. Ben oradan Esenboğa'ya geçtim. Ankara Esenboğa ve İstanbul'a gitmek üzere uçağımı beklemeye başladım. Ama ne yazık ki gördüm ki tabii ki bu koronavirüs salgın döneminde havacılık sektörü çok büyük darbeyi yemiş durumda. İşte havalimanlarında uçuşlar neredeyse 3'te 1 oranında azaldı. Yolcu sayısı azaldı. İşte kafeler kapanıyor, restoranlar kapanıyor. Personelin hiç keyfi yok. Ama o Esenboğa'yı eski ışıltısından çok uzak buldum açıkçası. Tuvaletler gerçekten hiç temiz değildi. Yani bu havalimanını işleten, terminali işleten TAV Havalimanları Holding'e pek yakıştıramadım. Çünkü gerçekten TAV İstanbul Atatürk olsun, işte aldıkları Ankara, İzmir, Milas, Bodrum, Gazipaşa, Antalya'da da Fraport'ta ortaklar. Hani uzun yıllardır, 20 küsur yıldır bu işi yapıyor TAV. Ama Esenboğa hiç öyle yeni bir durumda, yeni bir terminal ama ne yazık ki o biraz koronavirüs diyelim insanlarda moral çöküntüsü oluşturmuş. Mesela tuvaletler kötüydü, bozuktu, temizliği çok iyi değildi. Şimdi tabii buradan bu laf gider oradaki yöneticilere, onlar da dönerler temizlikçilere ama bu bir takım ruhu. Yukarısının çalıştığını görürse aşağısı çalışır. Bu budur yani, bu budur. Bu askeriyede de böyle, medyada da böyle, her yerde böyle. Onlara lütfen kızmasınlar. Biraz böyle oraların yöneticilerinin azıcık eline dizginleri alıp biraz toparlamaları gerekiyor. Tamam zor günler geçiriyoruz. Herkes kötü ama yıllarca da iyi günler vardı. İyi paralar kazandılar. İyi yani bu yatırımlar yapıldı. Her şeyin iyi günü de var, kötü günü de var. Kötü gününde herkes ağlayacak. İyi gününde de paraları kazan değil. Buraların standartlarının yüksek tutulması gerekiyor. Bir sürü yabancı yolcu vardı, işte aktarma yapan, işte ben bakıyorum kimisi iş için gelmiş, kimisi sağlık için gelmiş, kimisi başka işler için veya turist olarak gelmiş Türkiye. Ankara'da bunları görmek şu şartlar içerisinde tırnak içinde sevindirici, niye yolcu geliyor ediyor.
Bu açıdan hani Ankara-İstanbul Havalimanı'nı çok iyi görmediğimi belirtmemde fayda var. Umarım toparlanırlar. Çünkü sektöründe toparlanmaya ihtiyacı var. İşte sonrasında kalktık uçakla. Bir fırtına vardı gece. İstanbul Havalimanı'na indik. Biraz da bekleme yaptık. İşte insanlar hemen homurdanıyorlar bekleme yapıldığı zaman, ama bekleme yapıldığı zaman işte rüzgar limitleri veya bir CB geçiyor. Çünkü İstanbul'un üzerine çok ciddi bir bulut kütlesi oturmuştu ve sağlam bir fırtına vardı yere indiğimizde. Uçakların araları açılıyor. Daha yavaş yavaş alınıyor planlı bir şekilde. Daha dikkatli inişler yapılıyor. Pisti terk etmek. Hep bunlar çok büyük planlamalar. İstanbul Havalimanı'na indik. Ama en azından hani İstanbul Havalimanı'na en azından baktığım zaman o koronavirüsün etkilerinden biraz daha az etkilenmiş gibi. Daha ışıl ışıldı etraf, daha tertemizdi. Oradaki çalışanların moral ve motivasyonları daha da yüksekti. Bunlar da en azından gördüğüm zaman beni mutlu eden bir şey. Çünkü o çalışanlar motive oldukça, mutlu olurlarsa yolcuları, oradaki insanları da mutlu ediyorlar. Şöyle bir kaş kalktı, bir şey sorulduğu zaman hemen yanınıza gelip işte sorun nedir, ne yapalım, çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu da insanları mutlu ediyor. İnsanlar diyor ki işte biz buralardan uçalım, buralardan gidelim, ama kötü bir muameleyle karşılaştığınız zaman canınız pek de istemiyor. Evet, biraz da sivil havacılıktan böyle son gelişmeleri paylaştım sizle videonun sonunda. Ben çok mutlu oldum sonuçta. Kars'a gittik, tatbikatı gördük. İnanılmaz keyifliydi. Bir taraftan da tabii sahaya inmenin heyecanı var. Sahaya indiğimiz zaman tekrar sahadan size yayınlar yapmaya devam etmek istiyorum. Umarım bu koronavirüs günleri işte biraz bir gevşeme olur, biraz seyahatlerimiz artar. Çünkü buradan size getireceğim, hani oturduğum yerden anlatmaktan çok, buradan getireceğim bilgiler sizlerin tabii ki çok daha fazla ilgilerini çekeceğini umuyorum. Bu videomuzda biraz haftanın gelişmelerini size derlemeye çalıştım. Gelişmeleri anlattım, neler oldu, neler yapıldı. Önümüzdeki günlerde yayınlarımız devam edecek. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgaozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz için tolgaozbek.com sitemiz sizi bekliyor. Gerçekten özel haberler yapmaya çalışıyoruz. Farklı bakmaya çalışıyoruz. Lütfen sitemizi de izlemeyi, ara sıra açıp bakmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklediğimiz zaman size hemen bu bilgi ulaşsın. Aynı zamanda bizlere katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. İşbirlikleriniz için de info@tolgaozbek.com adresini mesajlarınızı atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.